Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, çocukluğundan itibaren fıtratındaki hakikatin üzerine kat kat boya atan toplumla iç içeyiz. 3 yaşında bir kat atılmış, 5 yaşında bir kat daha, okula gitmiş bir kat daha, medreseye gitmiş bir kat daha, fıtratın üzerinde 10 kat boya var. Bu boyalar ne kadar çok olursa olsun aslında vahiy ışığıyla, Kur'an'ın ışığıyla çatlayıp dökülmeye mahkum. Ama ısrar ile çatlayan her yere tekrar macun çekmek isteyenler var. Maalesef. Bunun da sebebi boyacı kendisi. Boyayı satan o. Fırçayı satan o, ruloyu satan o. Onun için boyamayı seviyor. Hakikatin üstünü örtmeyi seviyor. Üzücü olan videolarında ya da televizyon programlarında açık seçik net olarak gösterdiğim halde halen anlaşılamaması. Adam anlayamıyor. Şimdi çok basit örneklerle yazıştığım bir takipçim ile size yazıştıklarımı, neticeyi göstereceğim. Şok olacaksınız. Adam anlamıyor. Gördüğü halde anlamıyor. Konu röntgencilik. Röntgen. Peki bu röntgen uzmanı kim? Şimdi bu röntgenle ilgili videoya bakalım. Ben bir televizyon programında arkadaşlar, Hazreti Ömer'in örtünme ayetiyle ilgili rivayetini anlattım. Biliyorsunuz bizimkilerin nuzul sebepleri var. Nedir nuzul sebebi? Şu olay olmuş, onun için bu ayet inmiş. Bu olay olunca da bu ayet inmiş. Her ayetin inme sebebi var. Buna Arapça nuzul sebebi deniyor. Nuzul kelimesi kullanılıyor. Ben iniş sebebi diyeyim, siz anlayın. Onlar çok biliyorlar ya, nuzul diyorlar. Nuzul erbabı falan böyle. Hoş kelimeler. İniş sebebi. Peki örtünme ayetinin iniş sebebi nedir? Örtünme ayetinin iniş sebebi, Resul'ün eşlerinden birisi, Sevde ismindeki eşi, geceliğin tuvalete giderken Hazreti Ömer yatsı namazından çıkmış, onu görmüş. Görünce hicap etmiş, yani utanmış. Elini açıp dua etmiş. Demiş ki Rabbim, keşke demiş bir ayet inse de bu kadınlar örtünse. Ayet inmeden kapanın diyemiyorlar yani. Ya içinde böyle bir ukde varsa söylersin kapanır. Ayetin inmesini mi bekleyeceksin? Niye? Zaten sen kıskanıyorsun. İstemiyorsun. Hoş bir şey değil senin kalbine göre. Senin kalbine göre olmayan bir şeye niçin ısrar ile bir şey arıyorsun? Talep edersin, o da yapar. Bu kadar basit. Halen daha günümüzde adam eşine lütfen bir daha kırmızı giyme dese, kadın ölene kadar kırmızı giymez ya. Bu öyle bir şey değil. Neyse, biz nuzul sebebine gelelim. Şimdi ben bu nuzul sebebini Çay TV'de programda söyledim diye adam şöyle bir yorum yazmış. Yorumdaki şeye bakın. Hadsizliğe bakın arkadaşlar, bakın. Hakikaten üzüldüm yani yorumu görünce. Bakın ne yazmış. Diyor ki, bir kimse bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye kadar Allah-u Teala onu cehennemde bırakır. Ebu Davud. Cübbesiz Mahmud. Hazreti Ömer ne olarak dua etmiş, ne görmüş, bunu açıkla. Yoksa bu bir iftira olur. Hem peygamber işi hem de Hazreti Ömer hakkında bunu açıkla. Örtünme ayetiyle ilgili. Şimdi adam ben hadisleri kabul etmiyorum dedikçe adam inadına hadisle geliyor. Şimdi göya ben bu söylediğim nuzul sebebiyle iftira atmışım. O da diyor ki Ebu Davud'dan. Bir kimse bir müminin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftira atarsa, o kişiler onu affedene kadar Allah onu cehennemde bırakacakmış. Bakın, Allah onu ne zamana kadar cehennemde bırakacakmış? O şahıslar tamam biz affettik derse.
Bu ayrı bir palavra. Şimdi bu palavrayla adamın bana ithamı şu. Neden iftira atıyorsun? Anladınız değil mi? Şimdi ben göya nuzul sebebiyle böyle bir hikaye anlatarak hem Sevde annemize, Resul'ün eşine, hem de Ömer'e iftira atmışım. Şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Evet, benim yazdığım cevap bu arkadaşlar. Dedim ki, kardeşim yaz Google'a örtünme ayeti nuzul sebebi Hazreti Ömer. Çıkan ilk yeri sorularla İslamiyet. Sana zahmet aç, ayrıntılı şekilde oku. Ve lütfen dönüş yap, bekliyorum. İyi değil mi arkadaşlar? Bakın adama tarif etmişim, adresi vermişim. Aç, oku, bana dönüş yap. Ve gelen cevap. Bakın. Hazreti Ömer hakkındaki yorumlar açık. Ben açıklamam. Çok çirkin şeyler var. Sen açıkla. Hazreti Ömer içinden ne geçirmiş ki sonradan dua etmiş ve bunu sordu. Şimdi adamın kalbindeki şu. Ben hadisi verdim ya. Adamın kalbinde şu var. Şöyle dediğimi zannediyor. Hazreti Ömer sevdiği gördü. Kalbi bozuldu. Aklına başka şeyler geldi. Onun için dua etti. Ben öyle bir şey demiyorum kardeşim. Ben sadece sana hadisin adresini veriyorum. Hadisi veriyorum. Kendin oku. Şimdi Ömer'i savunacak. Benim yolladığım adresten hadisi okumuyor arkadaşlar. Ve halen bana diyor ki sen açıkla diyor. Ben şimdi Gergedan Niyazi'yi açıklıyorum. Bu da hakikaten güzel isim. Bu Gergedan Niyazi. Arkadaşlar adamın ismi normalde olsa, mesela biraz sonra göstereceğim, bir tane Mehmet Çelik var. Bunlar bana cevap yazmak için site kuruyorlar. Evet evet. Nereden anlıyorum? Adamın ismine giriyorum, tıklıyorum. Abone 0, paylaşım 0, beğeni 1. Nedir kardeşim ya? Niye münafıklık yapıyorsunuz ki? Niye münafıklık yapıyorsunuz? Komünist kızlar sizden cesur. Oraya adını soyadını yazacak cesaretin yok ya. Ondan sonra gelmiş bana inancını savunuyor. Zavallı. Şimdi bundan sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Buyurun. Adam okumuyor. Ve ben hadisin orijinalini ekrandan kes kopyala yapıştır yaptım. Adama yolladım. Bakın buyurun beraber okuyalım. Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamberin aleyhisselam hanımları dışarı çıkma ihtiyaçları için geceleri tercih ediyorlardı. Hazreti Ömer daha önce de Resulullah'a hep hanımlarını örtmesini söylerdi. Resulullah aleyhisselam ise bunu yapmazdı. Bakın arkadaşlar, bu edepsizler Hazreti Ömer'in edep ve takvasını Resul'ün önüne geçiriyorlar. Öyle bir Hazreti Ömer var ki örtünme konusunda peygamberden hassas, Resul'den hassas. Hanımlarını ört diye uyarıyormuş, Resul de örtmüyormuş. Sizin inancınıza turp suyu sıkayım mi? Siz buna inanan varsınız. Sizin ilahınız bunlar. Okuyun, utanmadan okuyun. Kendiniz okuyun. Adamdaki takvaya bak. Resul'ü geçmiş takvada. Nihayet bir gece yatsı vaktinde Hazreti Sevde dışarı çıkarken Hazreti Ömer onu görmüştü. Kendisi uzun boylu bir hanımdı. Yani kolayca uzaktan görülebilirdi diyor. O parantezi bizimkiler yapıştırıyor. Sorularla İslamiyet bu. Hazreti Ömer örtü hükmünün inmesini çok istediği için ey Sevde biz seni tanıdık diye seslenmişti. Bakın adam Resul'ün eşini tuvalete giderken görüyor, bir de bağırıyor, bir de sesleniyor. Bak diyor, seni gördük diyor, tanıdık diyor. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Ve nasıl bitiyor bakın hadis? Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu. Hicab örtünmek. Örtünme ayeti bunun üzerine inmiş. Buhari, Vudu 13. Şimdi adam bunu okuyor. Peki bunu okuduktan sonra adamın tepkisi ne olur sizce? Hazreti Ayşe söylüyor, altında Buhari yazıyor. Buyurun şimdi, bakın adam ne diyor.
Gergedan Niyazi. Cübbesiz Mahmut. Mahmut Hazretleri, ben seni sadece mealci bilirdim ama kadına şehvetle yaklaşan bir düşüncede olduğunu bilmiyordum. Ben sana daha ne diyeyim? Evli bir kadın, hatta bekar olsa bile bu bir sahabe. Sen iyice şaşırdın. Hiç utanman yok sende. İnsanları gizli şehvetle suçlama. Adamın yazdığı cevap görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da adamın bana yazdığı cevap. Şimdi buna ne denir? Tabi okumuşsunuzdur ne dediğimi. Bakın bu da benim cevabım. Ben Buhari diyorum. Sen yandı bilmem neremin kenarı diyorsun. İşte bu beynini kuştan ödünç alan bu kitle ne yaparsanız yapın farkına varmayacak. Adama Buhari'nin Hazreti Ayşe'den nakil hadisini veriyorum. Adam beni şehvetle suçluyor. Ben ne dedim? En başta dedim ki Hazreti Ömer dua ediyor, örtünme ayeti iniyor. Sen bana dedin ki o zaman bana ispat et. Hem kadına iftira atıyorsun hem Ömer'e iftira atıyorsun. İspat et dedin. Ben sana hadis yolladım, sen beni şehvetle suçluyorsun. Oldu mu şimdi? Şimdi devam edelim. Bundan sonra ne olmuş bakayım. Bakın. Şimdi devamını bana saydırıyor. Anlatıma bakar mısın? Peygamberin eşini, boyunu, posunu tarif ediyor. Sonra onu hadsiz bir duruma sokuyor. Bu aciz değil. Orada mana farklı. Sen mahrem düşünüyorsun. Ben hiçbir düşünce yazmadım. Ben adama hadisi verdim. Adamın bana yazdıklarına bak. Diyorum ki kardeşim, Ömer Resul'ün karısını tuvalete giderken, hanımını tuvalete giderken görür. Bak peygamberi uyarıyor, peygamber örtmüyor. Ondan sonra da tutuyor, dua ediyor. Dua edince Ömer'in duasına binaen örtünme ayeti geliyor. Ve bunu adam, önce bana ispat et diyen adam, bak ispat et diyen adam, ondan sonra neler yazıyor. Sonra da ne diyor biliyor musun? Allah sizi ıslah etsin. Gördünüz mü? Şimdi ıslah edilmesi gereken biziz. Neden? Gösterdik. Sorularla İslamiyet sitesini açtık. Ki harika bir sitedir. Çok faydalanıyoruz. O kadar güzel iftiraları, uydurmaları o kadar güzel derleyip insanların gözünün içine sokuyorlar ki. Tam ekmeklik bir site. Tam ekmeklik. Ondan sonra ben Gergedan Niyazi'ye bir site attım. Bu sitede Hazreti Ömer'in Allah'ın Resulü ile, Resulün torunu ile evliliği, Hazreti Ali'nin kızı ile Halife Ömer'in evliliği. Açın okuyun bakın. Videosunu yaptım. 220 bin mi, 230 bin tıklanması var. Siz benim sitelerin Cübbesiz Mahmut sitesinden girin en çok seyredilen videolara. Orada göreceksiniz. Hazreti Ömer'in, peygamberin torunu ile evliliği. Son sayfayı da göstereyim. Bakın bu da son sayfamız. Ne diyor biliyor musunuz? Sen inan ki tahammül edilemez birisin. Senin niyetin çok farklı. Ayıp. Hem de çok ayıp. Senin niyetin farklı. Benim niyetim farklıymış. Bir de niyet okuyorlar. Sizin kitabınızı sizin gözünüze sokuyorum. Canınız acımıyor mu? Sizin iddialarınızı size veriyorum. Renginiz değişmiyor mu? Bir de bu alttaki Mehmet Çelik var. Bu da ayrı bir münafık. Yine Mehmet Çelik diye girerseniz abonesi yok. İsmi cismi belli değil. Herhangi bir paylaşımı yok. İmam Buhari'ye iftira atma. İmam Buhari'ye iftira atmaya gerek yok. Zaten iftiranın kaynağı Buhari. Ama siz okumuyorsunuz kardeşim. Buhari'yi okumuyorsunuz. Haberiniz yok. Açın Buhari okuyun. Buhari'ye iftira atma. Sorularla İslamiyet sayfasında şunu ben mi attım oraya? Buyurun. Bunu ben mi yazdım? Münafıklar.
fasıklar, zındıklar. Bunu ben mi yazdım sorularla İslamiyet'e? Eğer bir iftiracı varsa sorularla İslamiyet. Hayır, sorularla İslamiyet'te haklıysa Buhari Vudu 13. Açın kendiniz okuyun. Şimdi daha vahim bir yere geliyoruz arkadaşlar. Bundan daha vahim ne olabilir? Arkadaşlar, örtünme ayeti lütfetmiş de Hazreti Ömer sayesinde gelmiş. Resul hanımlarını örtmeyi düşünmüyor. Uyardığı halde, Ömer uyardığı halde Resul hanımlarını örtmüyor. Ömer sayesinde şu anda İslam alemi örtülmüş. Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Arkadaşlar, Hazreti Ömer'in takvası sebebiyle, Hazreti Ömer söyledi diye, Kur'an'a geldiğine inanılan 10 tane ayet var. Evet, tabii İran'dan bakmayacaksın, Türkiye'den bakacaksın. İran'dan bakarsan nuzul sebebi başka. Ama Türkiye'den bakarsanız, bakın arkadaşlar, şuradan ben size açayım. Buyurun. Nasıl? Sorularla İslamiyet. Minnettarım ya bu siteye. Şimdi geldi sıra iftira atmaya. Sorularla İslamiyet'ten. Şimdi bu yorum yazanlara bakarsan iftirayı ben atacağım şimdi. Burada yazıyor ama iftiracı ben oluyorum. Nasıl oluyorsa. Hazreti Ömer'in içtihadı doğrultusunda gelen vahiyler. Ayetler hakkında bilgi verir misiniz? Ne demek? Ne demek? Sorularla İslamiyet'in görevi o zaten. Değerli kardeşimiz, hak ile batılı ayırt eden manasına Faruk ünvanının sahibi Hazreti Ömer radıyallahu an peygamberane kabiliyetlerle, kelimeye bakın, peygamberane kabiliyetlerle. Adamdaki kabiliyet peygamber gibi. Peki, şimdi peygamber gibi kabiliyetlerle Ömer neler yapmış bakalım. Hangi ayetler indirmiş? Şimdi burası iltifat bölümü. Değerli kardeşimiz Ömer, 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 siz durdurun okuyun. Tamam mı? Ben vakitten kazanalım. Sonra merak edenler Ömer'in ne kadar büyük bir insan olduğunu, Hazreti Ömer'in ne kadar büyük bir Müslüman olduğunu oradan okurlar. Devam ediyoruz. Bakın. Yine Ömer, Ömer, Ömer. Ali diyor ki, Ebu Bekir diyor ki, herkes diyor ki Ömer çok büyük bir alim. Bakın, şimdi Ömer'in, bakın kitaplardaki Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, tamam mı? Görüyor musunuz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki havarisi ve iki veziri olarak tavsif eder. Şimdi, hadis kitaplarından İbn-i Kesir'in tefsirine göre bakın 3'e 143 Allah Resulü'nün iki havarisi bana kızmayın. Evet. Adam diyor ya sen diyor çekilecek gibi değilsin diyor. Hakikaten böyle gösterince insan çekilmez oluyor hakikaten. Yani ben bu kadarı bir şirkete göstersem şirkete kayyum atanır ya. Bu kadar problemi bir şirkette göstersem şirkete kayyum atanır. Bunların umurunda değil. Bakın burada. Bak. Yine arkadaşlar siz durdurun. Bakın hadislerden anlayabiliriz. Bak. Ebu Bekir ve Ömer benim nazarımda bir baş için göz ve kulak mesabesindedir. İlgili hadisler. Bu hadislere de bakarsınız. Şimdi adam 10 tane ayetin nuzul sebebi Ömer'i verecek ya. 10 kanaldan övüyorlar. Bütün övgüleri aldım. Anlat anlat bitmez. Oo. Bakın. Okursunuz siz. Heysemi, Mecmuz, Zahid ve Usul Gabe kaynaklara bakın. Her tarafta yazmışlar. Buhari, Menakıb 35. Ömer'in bir şey için zannederim bu böyle olmalıdır deyip de onun zannettiği şekilde hasıl olmadığı vaki değildir. Hazreti Ömer zannedersen bu böyle diyorsa kesin o öyleymiş arkadaşlar. Görüyor musunuz basireti?
Devam ediyoruz. Evet, bu da son sayfa şuradan. Yine İbn-i Hacer, Fethül Bari, Kahire. Burada yine iltifatlar. Ve geliyoruz, evet. Rabbini hükme muvafık düşen Hazreti Ömer'in görüşlerinden bazıları şunlardır. Bakın, Rabbinin indirdiği ayetlerle aynı fikirde olduğu konular. Ama önce Ömer konuşuyor. 1. Makam-ı İbrahim'in namazgah edilmesi. 2. Ezvacı yani zevcelerin tesettürü. Şuraya geçelim, onu şuradan daha iyi okuruz. Buyurun. Bu, bakın, ezvacın yani oradaki zevcelerin tesettüre bürünmesi. 3. Anlatıyor Buhari, Müslim. Bakın, 4. Bedir esirleri hakkında Enfal 8. surenin 67. ayeti. İniş sebebi Hazreti Ömer arkadaşlar. Bakın. 5. Tövbe suresinin 84. ayeti. 6. Maide suresinin 90. ayeti. 7. İnsanın yaratılışını anlatan ayeti ilk defa dinlerken Allah'ın kudretine, hayranlığına ifadesi olarak kendilerinden geçip ayetin feskelesini aynen söylemesi. Bakın, insanın yaratılışıyla ilgili ayeti önce Ömer söylüyor, sonra ayet geliyor. Müminun suresi 14. ayet. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Devam edelim. Evet. 8. Nur suresinin 16. ayeti. 9. Nisa suresinin 65. ayeti. 10. Cibril'e bizim düşmanımızdır diyen Yahudilere karşı Hazreti Ömer'in söylediği aynı. Şöyle. Bu da Bakara 98. Ayrıntılı olarak buradan okuyabilirsiniz. Haşa, Hazreti Ömer olmasa bayağı bir ayet eksik olacak, görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi nuzul sebebini savunan arkadaşlar, çok basit sorular soralım. Allah vahyi indirirken bir olaya mahkum. Bunu kabul ettiniz. Peki, İran'daki nuzul sebepleriyle bu nuzul sebeplerinin birbirinin tam tersi olması nedir? Sebebi nedir? İran'daki Kur'an, Kur'an. Sıkıntı yok. Bizdeki de Kur'an. İran'a Kur'an'ı götürenler, İran'a nuzul sebebini götürmedi mi? Türkiye'ye, Anadolu'ya Kur'an'ı getirenler nuzul sebebini getirmiş. Hepsinin nuzul sebebini öğrenmişiz. Şimdi soruyorum. Niçin sebepler farklı? Neden sebepler farklı? Ve şimdi seçenek şu. İftira mı değil mi? Karar vermek zor. Çünkü Buhari çökerse sizin dininiz çöker. İslam çökmez. Müslim çökerse sizin dininiz çöker. İslam çökmez. Benim dinim Hureyre ile kurulmadı. Hureyre ile yıkılsın. Sizin dininizi kuran Buhari giderse tabii ki dininiz yıkılır. Elhamdülillah, korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz. Siz de kararınızı verin. Bakın bunlara. Allah'ın Resulü sevdiği geceleyin tuvalete giderken görüp çağıran Hazreti Ömer'e mi inanıyorsunuz takvasından dolayı? Yoksa Buhari yalan mı attı diyorsunuz? Bir karar verin. Karar verdikten sonra da videonun altına lütfen yazın. Deyin ki ey cübbesiz, sen bilmiyorsun. Bu hadisler haktır, doğrudur deyin. Söyleyin, hiç çekinmeyin, fark etmez. Aynı dinden değiliz. Buradan din arayanlarla aynı dinden değiliz. Benim ricam şu. Lafı doğru yerden anlayın. Kulağınızla dinleyin, kulağınızla. Ben adama hadisi veriyorum. Adam diyor ki senin mealci olduğunu biliyorduk ama röntgenci olduğunu bilmiyorduk. Tuvalete giderken gözetleyen benmişim zannediyor adam. Nasıl okuyorsa. Orayı nasıl okuyorsa, nasıl anlıyorsa. Uzun boylu demişim. Kardeşim,
ben senin hadisini sana okuyorum. Hadisi ben yazmıyorum. Anlarsanız. Bu da bundan daha açık ne var? Nasıl anlatılır ben de bilmiyorum ki. Var mı başka bir metot? Ya lodoslama söylüyorum ya. Açıyorum, fotoğrafını gösteriyorum kardeşim. Mahmutluk bir şey yok, benlik bir şey yok. Sorularla İslamiyet yazmış, size gösteriyorum. Ha kitaplarda da var. Kitaplar daha zor. Bak bunlar var ya bakın arkadaşlar. Bak. Bak bu ne? Bu Sünenü Nesai. Nesai'nin Süneni. Bakın. 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 Bunları şöyle tutayım. Bakın. Bakın. Daha Nesai'den girmedim. Nesai'den girmedim. Bu kitapların eşi yok ha. Bunların eşi yok. Bunları bulabilmek için sizin gibi bilmem şu zikirden 1400 tane, 4400 tane zikir çekmiyorum. Mazot yakıp gidiyorum. Para verip alıyorum. Zamanımı harcıyorum. Selat-ı Tefrici'yi 4444 kere okuyunca bu kitaplar buraya ışınlanmıyor. Emek veriyorum. Siz de zikir çekerek benden kurtulamazsınız. Bu böyle devam edecek. Ne kadar palavra varsa kitaplarda ya da ekranda yayınlamaya devam edeceğim. Nasıl olsa birileri anlıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dönüşlerden biliyorum. İnşallah siz de farkına varırsınız. Arkadaşlar lütfen abone olalım. Gerçekten abone sayısı niçin bana lazım? Çok kişiye duyuralım. Oradaki rakamla işimiz yok. Rakamı yükseltmesi çok kolay. Bir iki tane reklam, bir iki tane katakulle, bir iki tane dalavere, 1 milyon abone. Gerçek ne? Önemli olan gerçek. Gerçek. 19.000 olsun, organik olsun. 190.000 çakma aboneye gerek yok. Adamın 1 milyon abonesi var, beğenisi 60. Bu nasıl 60? Bu kadar mı atılır ya? Lütfen. Lütfen. Onun için tavsiye edin. Arkadaşlarınıza hiç duymayanlara konu açılınca söyleyin. Bakın kardeşim bu adamın videolarında reklam yok. Bu adam bu işten para kazanmıyor. Bu kadar basit. Ve itirazınız varsa altına yazın. Altına yazın. Onu takip edenler zaten cevabını verir. Biraz ufkunuzu açın ya. Selam ve dua ile arkadaşlar.